Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 11. sınıf matematikler için 2. dönem 1. sınav örnek yazılı soruları arkadaşlar. Senaryo 1 sorularını çözeceğiz. Buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listelerini tıkladığınızda bu senaryolara ait tüm testleri arkadaşlar, tüm dönemlere ait tüm sınavların tüm senaryolarını sırasıyla konu anlatımda bulabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz hem matematik hem fizik derslerine ait tüm testlerin 11'lere ait tamamı kanalımda mevcuttur, oynatma listeleri. Bunları çözmeni şiddetle tavsiye ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililer, çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımda yardımcı olmaya çalışacağım. Diyor ki birinci soru, bismillah. Y eşittir 3x kare eksi 2x artı 2 paraboliyle, ki ikinci dereceden görüyorum. Y eşittir ax artı eksi 1 doğrusu birbirine teğet olduğuna göre a'nın alabileceği değerleri bulunuz. Arkadaşlar parabol ve doğru. Eğer bunlar iki noktada kesişiyorsa bunları ortak çözüyoruz. Diskriminan sıfırdan büyük. Eğer bir noktada teğet ise diskriminan sıfır. Eğer hiç kesişmiyorlarsa diskriminan sıfırdan küçük diye öğrenmiştik. Sebebi de neden? Şimdi ortak çözeceğiz. Şimdi bunları teğet dedi arkadaşlar. Yani 3x kare eksi 3x artı 2 eşit olmalı. Şuradaki x değeri şuradaki x değerine. Ax eksi 1. Bak burada da y, burada da y. O y kim biliyor musun? Bak şöyle çizersen o y, bu y işte. Hangi x? O x de bu x. Tamam. Harika. Ortak çözelim. 3x kare, bu arkadaşı sola aldım. Eksi 3x eksi ax artı 3 eşittir 0 yaptım. Bunu 3x kare eksi parantezinde 3 artı a x artı 3 eşittir 0. İşte sevgili arkadaşım denklemimiz budur. A x kare artı bx artı c eşittir 0 formuna getirdim. Buradaki a ile buradaki a'yı sakın karıştırma. Diskriminantımız neydi? B kare eksi 4ac. B kare dediğin şey x'in katsayısı. Bu işte arkadaşlar sıfıra eşit olmalı. Şu arkadaş x'in katsayısı. Eksi 3 artı a'nın karesi. Eksi 4 çarpı a dediğim şey 3. C dediğim şey de 3. Eşittir. Sıfır olmalı. Dolayısıyla bak karesini aldığında sevgili arkadaşım ne görüyorsun? Burada bakalım kolayca çözebileceğim bir şey var. Bunu aslında şöyle de çözebiliriz de neyse şeyle ilgili çözelim. Arkadaşlar bunu açtığımızda bak eksinin karesi zaten artı olacağı için şununla ilgileneceğim. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı. İki katı ikincinin karesi. Burada da helalinden bir eksi 24 mü var burada? 12, 36 var. Şimşek şim. 36 toparla. A kare artı 6A. Eksi 27 eşittir 0. Şimdi a'yı bulacağım ya arkadaşlar. Çarpanlarına ayırıyorum. A diye. Şimdi bu eksi 27'yi de öyle bir ayırmalıyım ki artı 6'ya ulaşabilmek için 9 ve 3 olarak ayıralım. Değil mi arkadaşlar? 9 ve 3. Çarptığımda eksi olsun. Toplamdığında artı da olması için bu artı bu eksi olsun. Yani bu 9. A artı 9 çarpı A eksi 3 eşittir 0 diyelim. Çarptığımda eksi 27, topladığımda da artı 6. İçim rahat. A artı 9 eşittir 0. A eksi 3 eşittir 0. Çünkü çarpımda 0 eşit. A buradan eksi 9. A buradan eşittir 3 bulurum arkadaşlar. Buyur sana. A'nın alabileceği değerleri bulmuş. Buldum vallahi. 3 ve eksi 9. Konu kapanmıştır benim için. 2 numara. Çok enteresan temelde hiç rakam yok değil mi? Neredeyse. İstanbul Havalimanı'nda çocuklara ikramda bulunmak üzere çevresi 32 metre olan dikdörtgen şeklinde bir alan masa ve sandalyeler yerleştirilecektir. Arkadaşlar burası işte nasılmış? Çevresi hop 32 metre. Güzel. Bu dikdörtgen şekli alanı veren ikinci dereceden fonksiyonu bularak bu alanın en fazla kaç metrekare olduğunu bulunuz. Dönönönönt. Yalnız arkadaşlar yerleştirilecektir en fazla. Hocam nasıl bulacağız? Hiçbir şey yok. Arkadaşlar olmaz mı? Bak burası x, burası y diyeceksin. Çevre nedir? Bak burası x, burası da y. 2 tane x artı 2 tane y kaç olur arkadaşlar? 32 değil mi? X artı y kaç olur? 16. Bak sevgili arkadaşım senin buradan çıkartacağın netice şudur. Sen buraya x dedin ya, güzel.
X artı Y, yani bu arkadaşla uzunla kısanın toplamı 16 ya, artık burası Y olmaktan çıktı. Burası da 16 eksi X. Buyur sana Karakan. Tek cins renklinde yazdığın dereret en fazla kaç metrekare? Bunun alanı da şu değil mi arkadaşlar? X çarpı 16 X değil mi? Aa çok güzel. Bak ne kadar güzel bir fonksiyon elde ettik. Alan fonksiyonu değil mi arkadaşlar? Hatta AX diyelim buna. Alanı X'e bağlı. X çarpı 16 eksi X. Biz bunu nasıl buluyoruz? İşte sevgili arkadaşlar bunu açarsan ne görürsün? Eksi X kare değil mi? Artı 16 X. Sevgili arkadaşlar bu bir parabol. Değil mi? Bu bir parabol. Hatta diyorum hatta şöyle yapalım. 0'a 16. Bir 0'dan bir de 16'dan. 0 16'dan geçen şöyle bir parabol verir. İşte arkadaşlar bu x'in altı değerlerdir. Bu da ax'tir alanlar. Sana en çok dedi ya şurayı soruyor. Değil mi? Harika. Bak şimdi bu grafiği çizdiğinde de zaten 0'dan geçiyor 16'dan. Buranın 8 olduğunu bilirsin. Yok bilmiyorsan da tepe noktasına biz r'ye k diyorduk ya. Evet öğretmenim. R'yi de nasıl buluyorduk? Eksi b bölü 2a. Eksi b dediğim burada kaç arkadaşım? Bak 16. Eksi 16. Bölü 2a. Değil mi? Eksi 2. Bak buyur gene 8'i buluyorsun. Eğer grafiğini çizip köklerin aritmetik ortalamasının da tepe noktası olduğunu biliyorsan zaten buradan da kolaylıkla bulursun. Demek ki arkadaşlar x'in 8 olduğu yerde bu arkadaş maksimum olurmuş. Yazalım o zaman. Bu arkadaş neymiş? Demek ki kareymiş. Dikdörtgen değilmiş. 8. 16 eksi 8 de 8'miş. 8 kere 8 eşittir 64 metrekareymiş. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. Konu kapanmıştır. Grafikten de kolaylıkla görebilirsin. Dediğim gibi şurada kazanım kavrama, dört dörtlüklerde feci detay anlatıyorum. Bunlara da bakman hayrınadır. 3 numara gelsin o zaman. 3 geldi bak buyur sana. Analitik düzlemde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Gx de arkadaşlar fx artı 7. Sonunun tepe noktasını ve eksenlerini kestiği noktaları analitik düzlemde grafik çizerek göster. Sevgili arkadaşlar sana çok güzel bir şey göstereceğim şimdi. Bak bu bir öteleme. Şimdi tepe noktasını ve eksenleri kestiği noktaları analitik düzlemde grafik çizerek gösterin dedi ya. Sen bunu denklemle de çözersin. Bak denklemsiz olup biteni ben sana göstereyim. Şimdi şu arkadaş şu ya. Bak gösteriyorum. Hemen hemen oldu. Şimdi bu arkadaşlar şu benim fx'im tamam mı? Bu ne demek biliyor musun? Fx'i 7 birim yukarı taşı. Yukarıya taşıyorum bak 7 birim yukarıya aldım. Sevgili arkadaşım elini vicdanına koy. Ne olur şu nokta 7 birim yukarı çıkar. Kaça gelir? Şöyle yaparsan şöyle bir hal alır. Bu arkadaş 7 birim yukarı çıktığında 5 artı 7'den 12 olur. Tepe noktan ne olur? Direkt 7 çıktığın için burası 2 olur. Bu da tak tak tak. Kaçtı? 9'du. 7 daha ekle. 16 olur. Buyur sana. Tepe noktası 2'ye 16 olur. Kestiği noktada 12 olur. Konu kapanır. Arkadaşlar bu ötelemeler bu. Bak birazdan sana bir şey daha göstereceğim. Eğer bu arkadaş fx artı 2 olsaydı x'e artı 2 eklemek sağa 2 birim değil mi? Bak bunu 2 birim sağa al demek olacaktı. Olay bu olacaktı. Tamam. Bu fx artı 7, 7 birim yukarıya taşıdı. Taşıdım valla. 5, 12 oldu. 9 da 16 oldu. Konu kapanmıştır. Budur. Ben bunu çözemiyorsam böyle, eğer sana denklem soracak olursa da şöyle yaparsın. Sevgili arkadaşım bak olup biten dedi. Ya şu arkadaşın denklemini ya da bunun. Mesela bunu yapalım. Hatta bunun çizdiği, kestiği noktaları bile söyleyebiliriz bu durumda. Değil mi? X eksenini kestiği noktaları şu an tam söyleyemiyoruz. Söylerim. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşın parabolün denklemi bak kestiği noktalar şurası. X artı 1 X eksi 5. Değil mi? Benim bu fx fonksiyonum bir de kat sayısı var bu şekilde değil mi? Peki bunu nasıl bulacağım? 0'a 5'ten geçiyor. Yani x eşittir 0 iken y eşittir 5 diyeceğim. F 0 eşittir 5 eşittir A çarpı 0 yazdım. 1, 0 yazdım. Eksi 5. A kaç oldu? Eksi 1. Arkadaşlar fx meğersem şuymuş. Eksi x artı 1 çarpı x eksi 5'miş. Bak bunu çözersen 0'a eşitlediğinde eksi 1 ve 5 değerlerini bulursun. 0 yazdığında da sana 5 sonucunu verir. Güzel.
Dağıt bunu mesela. X kare eksi x kare olur. Eksi 4x artı 4x olur. Bir de artı 12 olur değil mi arkadaşlar? Pardon, artı 5 olacak. Artı 5. Tamam. Sevgili arkadaşlar, işte bak bu arkadaşı şimdi şu arkadaşa çevir demek, hepsine 5 ekle, 7 ekle demek. 7 eklersen de ne olur? Eksi x kare artı 4x artı 12 olur. İşte 7 eklediğinde de bu oldu. Gx. Tamam? Harika. Buradan da şunları bulalım. Bak sıfıra eşitlersek bu arkadaşa ne olur? Bu durumda arkadaşlar sıfıra eşitlediğimizde eksi x artı 6 çarpanlarını ayırdım. X artı 2 eşittir 0 olur. Bak çarpımları bu. Eksi x kare toplamları da artı 4x. X eşittir eksi 6. Pardon buradan x artı 6. Buradan da x eşittir eksi 2 çıkar. Burası eksi 2 noktasıdır. Burası da 6 noktasıdır. Olup biten budur arkadaşlar. Anlaştık. Şunu unutma. Artı dediğinde buraya, eksi deseydi buraya, x için ekleme yaptığında sağa, x için çıkarma yaptığında sola. Tamam mı? Birazdan zaten örneğini görürüz. 4 numara gelsin ya da diğer senaryolarda. X çarpı y eşittir. Eksi 2'ymiş. X ile y'nin toplamı da 1'miş. Denklem sizin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Allah Allah. Ne demek istiyor acaba? Nasıl çözüyoruz? Arkadaşlar bak. X ile y'yi çarpmışım. Eksi 2 bulmuşum. Burada da x ile y arasında bir ilişki var. Önce x'i bulalım. Y eşittir 1 eksi x değil midir arkadaşlar? Buradan y, x'i buraya atarsan. Evet. Şimdi bak x çarpı y yerine bunu yazıyorum. 1 eksi x eşittir eksi 2. Tamam. Gel toparla bunları. Dabıdıp dabıdıp. Eksi x kare artı x eşittir eksi 2. Herkesi sağa atalım ki rahat işlem yapalım. X kare eksi x eksi 2 eşittir 0. Doğru mudur? Doğrudur. Ayır çarpanlarına x x 2 ve 1. Eksi x için böyle yapıyorum. Hop buradan ne çıkar arkadaşlar? X eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir 0. Çarpımları eksi 2, toplamları eksi 1. Harika. Buradan x eşittir 2 bulursun. Arkadaşlar buradan da x eşittir. Hatta şöyle dedim x 1 ve x 2. Buradan da eksi 1 bulursun değil mi? Sıfıra eşitlediğinde. X eksi 2 eşittir 0. X artı 1 eşittir 0 şeklinde. Evet e'si var. Buradan arkadaşlar ne diyorum? Eğer x 2 olursa y kaç olur? Hemen buradan onu söyle bana. Bak x artı y eşittir 1 idi. 2 artı y eşittir 1'den y eşittir eksi 1. Bak x'in 2 olduğu yerde y eksi 1 oldu. Harika. Y, x'in eksi 1 olduğu yerde de yine x artı y eşittir 1 olacak. Eksi 1 artı y eşittir 1. Y eşittir 2 olacak. Sevgili arkadaşlar sorun çözülmüştür. Bak bu olduğunda bu oluyor. Şu olduğunda da bu oluyor. Demek ki senin ÇK çözüm kümen şudur arkadaşlar. Sıralı ikililer şeklinde yazılır. Önce x'ler yazılır. X'in küçük olanı. Eksi 1'e 2 ve arkadaşlar... 2'ye eksi 1. Buyur çözüm kümen de budur. Konu kapanmıştır. 5 numarayla devam etmek anamızın ak sütü kadar helaldir. Dıbı dıp dıp 11, dıbı dıp dıp da eksi 5'miş. Evet buna göre de denklem sisteminin çözümünü bulunuz. Şimdi yine bakalım arkadaşlar. Bak zaten x ile y arasında bir ilişki kurdum mu hemen hiç affetmem. Buradan neyi görüyorum arkadaşlar? Y'nin buraya atarsam x artı 5 olduğunu görüyorum. Her zaman önce x'i bulmaya çalışıyoruz. Bak burada da y gördüğüm yere x artı 5 yazacağım. X kare artı x. Artı işte y yerine artık x artı 5 yazma hürriyetim var. Eşittir 11. Şimdi denklemim bir bilinmeyenli ikinci dereceden denkleme dönüştü. X kare artı x artı birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi 11 de burada kalmasın tek başına eşittir 0. Toparlıyorum. 2 tane x kare var. Hop 11 tane x var. Var mı bir yanlışlığımız? Yok. Hop şu da 14. Artı 14 eşittir 0. Ayırıyorum. 2x, x. Şimdi dikkat. Arkadaşlar burada da ayırırken şunlara dikkat etmem gerekiyor. 7 ve 2 diye ayırdım. Tamam.
14'ü bulurum. Ancak bak sen 11x'e giden yolculuğun nasıl olur? Şimdi bununla bunu çarparsan 14 tane olmaz. İşte bununla bunu çarpsan 4 tane, bununla bunu çarpsan 7 tane olur. O zaman dersin ki hop 2x artı 7 x artı 2 eşittir 0. Bak 14'ü buluyorsun. Şununla şunu çarparsan 4 tane x, bununla bunu çarpsan 7 tane x, toplamları 11x olur. Konu kapanır. Bu durumda 2x artı 7 eşittir 0. X artı 2 eşittir 0 senin işini görür. X buradan eksi 7 bölü 2 çıkar. X buradan eksi 2 çıkar. Doğru mudur? Doğrudur. Çözüm kümesi isteniyordu. Arkadaşlar x'in 7 bölü 2 olduğu yerde ve x'in eksi 2 olduğu yerde şunları da yerine koyarsın. Tamam mı? Toplamları eksi 5 olacak şekilde y'yi 3 bölü 2 bulursun. Değil mi? Bak bu kaçtır? Eksi 3 buçuk. Bu da 1 buçuk. Bunu bundan çıkarınca 5 çıkıyor zaten. Eksi 2 için de arkadaşlar x'e eksi 2 yazarsan da sevgili y kaç oluyor? 3 oluyor. Güzel. Bu durumda da dersin sevgili ÇK sen dersin x eksi 7 bölü 2 olduğunda y 3 bölü 2 oluyor. Bu bir çözüm kümen. Diğer çözüm kümen de eksi 2y 3 oluyor. Anlaştık. Harika. Konu kapanmıştır. 6 numara gelsinler. Durduğu hata. Bir sayı diyor sevgili arkadaşlar. İle bir sayı ile ki kendisileri nedir? Biz genelde x deriz. Bu sayının çarpma işlemine köre tersini. Köre değil göre. Bir sayının çarpmaya göre tersi nedir? 1 bölü x'tir. Tersinin toplamı 2'den küçüktür. Bir sayı var ve o sayının çarpmaya göre tersinin toplamı 2'den küçüktür. Buyur sevgili arkadaşım. 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencilerine de bunları gösteriyorlar. Buna göre bu sayının değeri aralığını bul. Arkadaşlar ne yapacağım? Bu arkadaşı bir derleyip toparlayacağım. Bunu sola alalım önce. X artı 1 bölü x eksi 2 küçük 0. 0'la kıyaslayalım. Sonra da paydadan kurtulmak üzere önce şey yapmam lazım. Sakın x ile çarpıyorum falan demeyin. Arkadaşlar 1 x ile genişlet. X ile genişlet. En doğrusu budur. X kare eksi 2x artı 1 bölü x 0. Şuradan devam ediyorum. Al hemen çarpanlarını ayır bu arkadaşı. Bu çok güzel. X eksi 1'in zaten karesi. Bölü x küçük 0. Arkadaşlar şimdi bu arkadaşın işaretlerini inceleyeceğiz. X eksi 1'in 0 eşitlediğimde x eşittir 1. Ama çift kök var dikkat et. Şurayı da x eşittir 0 yapıyorum payda. Ama dikkat et. Neden arkadaşlar? Çünkü paydayı 0 yapan değerden uzak duracağım. Arkadaşlar bir kökümüz 0. Bir kök var uzak dur. Bir de kökümüz 1. Ama ne var? Çift kök var. Aslında bu çift kökü çözüme dahil etsen de olur, olmasan da olur. Çünkü her zaman pozitif ya bunu biliyorsun zaten. Kat sayılarıma bakıyorum. Artı, artı. Artı ile başlıyorum. Artı. Çift köke geldiğim için değiştirmiyorum. Eksi diyorum. Nereyi arıyorum? Küçükleri arıyorum. Yani burayı arıyorum. Burası da nedir arkadaşlar? Eksi sonsuz ila sıfır açık aralığıdır. Değil mi? Buna göre bu sayının değer aralığı burasıdır. Kendisiyle çarpmaya göre tersinin toplamları 2'den küçük olan sayılar burasıymış arkadaşlar. Anlaştık mı? Anlaştık. 7 ile testi tamamlayalım. Diyor ki 4 eksi x ile 3 eksi x eksi 3'ü çarparsan sıfırdan küçük eşitin çözüm kümesi. Arkadaşlar 4 eksi x eşittir 0. Kökleri buluyorum. X eksi 3 eşittir 0. X buradan 4 bir kök. X eşittir 3 bir kök. Hemen işaret inceliyorum. Bu arkadaşlar x değeri. Burasına da bak şuna da fx diyelim. Burada da bizim fx'imiz. Şununla şunun çarpımı. Köklerimiz 3 ve 4. Arkadaşlar sıfıra eşit olmasını istiyor muyuz? İstiyoruz. O zaman bu arkadaşların içini alıyorum. Çözüme dahil sıfıra eşit. Kat sayım dikkat et. Kat sayımız negatif. Kat sayımız pozitif. Eksi ile artıyı çarptığım için eksi ile başlıyorum. Eksi artı eksi. Neresi isteniyor? Sıfırdan küçük eşit. Yani şuralar isteniyor. Harika. Burası nedir? Eksi sonsuz ile 3 dahil mi? Dahil. Sonsuzu
daha şey yapamazsın, sınırlayamazsın. Veya yani birleşim bir diğer deyişiyle. 4 dahil mi? Dahil. Hop artı sonsuz. Artı sonsuz da sınırlayamazsın. Burada da konu kapanır. Test de tamamlanır arkadaşlar. Anlaştık. Harika. Arkadaşlar kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarına önermek daha da serbesttir. Benden hatırlatması. Tabii şunları da unutma. Matematik, fizik bunları da çözmek senin hayrınadır. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.